bilmem nerede tekne, motor var, dümen var. Haydi gidiyoruz. Yani buradan ne kadar yakıyor yani? Kaç beygir bu şimdi? Hani herkesin merak ettiği soru var. Türk bayrağı takıldı sen burada. Türk bayrağı tabii gururla. Evet. Ne var? Haber ya. Yine Almanlar var. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu hafta balık tutmayacağız. Bu hafta denizci Ahmet abimizle beraberiz. Merak ettiğimiz bir sürü soru var. Denizcilikle ilgili konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Yavaş yavaş başlayalım. Ahmet fakat abi. Ben bu arada kendimi tam denizci olarak addetmiyorum. Gerçek denizcilere saygısızlık olur. Ben sadece amatör, zamanlı denizde geçirmeyi seven bir insanım. O kadar tarif edeyim kendimi. Abi senin bilgilerin bizim bilgilerimize göre uzman denizci statüsündesin bizim gözümüzde şu anda. Evet. Peki Ahmet abi, bildiğim kadarıyla kaç yaşındaydın? 50, 54. 54 yaşındasın. İlk nasıl başladın abi? Kaç yıldır denizle berabersin? Veya ilk tekneyi ne zaman aldın? Tam çeyrek asır oldu. 25 yıl. Tam 25 yıl oldu. 25 yıl önce babam emekli olunca işte bir kayık alalım, bir tekne alalım diye başladı. Öncelikle yazlıkta bir tekneyle başladı. Daha sonra 8,5 metre ahşap, ayna kıçı tabir edilen bir tekne. Sonrasında onun biraz daha büyüğü. Sonra ithal fabrikasyon, Amerikan malı bir fiber motor yat. Daha sonra işte bugünlere kadar geldik. Bir Karadenizlilik var mı? Tabii. Ya bu deniz tabii. Sevdası oradan mı geliyor? Elbette tabii. Bizim yerimiz Giresun Görele memleketimiz. Tam sahildeyiz. Denizle aramızda bir tek sonradan yapılan sahil yolu var. Dolayısıyla tabii denizde büyüdük. Denizin içindeyiz. İstanbul'da olmamıza rağmen denizde kopmadık. Yine hep Boğaz'daydık ya da yazlıkta hep yine denizde iç içeydik. Dolayısıyla 25 yıl tekne üzerinde olsak bile daha evvelinde yine hep denizde iç içeydik. Peki bu en keyif aldığın tekne hangisiydi? Yani az önce sayın 4-5 tane tekne aldın herhalde, hatta değil mi? Hatta daha fazlası. Şu anda 3 tane de teknem var bildiğim kadarıyla. Botlarla birlikte 3-4. Botlarla birlikte. Aynen. Evet, yazlıktakilerle beraber. Evet. tabii ki en büyük olanı, en konforlusu, en sevdiğim tabii ki en konforlusu. Hele bu yaştan sonra artık konfor lazım. uğraşmaktan artık yorulduk. Tamam. Deniz her ne kadar keyifli olduğu kadar da yorucu elbette. Zaten o sebepten artık motor yat diye düşündük. Geçmişte yelken deneyimlerimiz falan da oldu ama tabii ki en iyisi motor yat. Peki tekneyi aldık diyelim yani, veya bir motor yat aldık, başka bir şey aldık. Kafamıza göre çıkabiliyor muyuz? Yani kaç tane belge alman gerekiyor? Telsiz belgesi, kaptanlık belgesi, başka bir şeyler. Ne kadar sürede alabiliyoruz biz bunları? Artık kolaylaştı bu işler. Hele artık Ulaştırma Bakanlığı'nın bir mottosu var, işte Türkiye'nin 3/4 denizlerle kaplı. En az 1 milyon denizci diye bir sloganıyla şimdi herkese amatör denizci belgesi, ADB denilen bir belge veriliyor. Bu tekneyle denize ilk adımı atmış oluyorsunuz. Yani 24 metreye kadar kendi teknenizi kullanabilir bir ehliyet almış oluyorsunuz aslında. Bu denizi sevdirmek için devletin de herkese vermiş olduğu bir imkan. Bundan faydalanmak lazım. Sadece ama sendeki ehliyetler onun bir üstünde değil mi? Tabii. Ben kaptanım. Kaptan ehliyetim var. Fakat bu söylediğim belge amatör biri için, kendi bir kayığı, bir teknesi olan insan için yeterli. Daha fazlasına gerek yok zaten. Sahil güvenlik, deniz polisi, kıyı emniyeti vesaire sadece buna baktığı zaman tamam diyor, senin yeterli belgen var, çıkabilirsin diyor. Onun dışında teknende telsiz varsa tabii ki kısa mesafe telsiz operatörlüğü denilen bir belge daha alıyorsun, 5 yıl geçerliliği olan. Ama bu amatör denizci belgesinde süre yok. Onu bir kere aldın mı hep denizcisin. Ömürlük artık. Denizci unvanı evet. Alıyoruz yani. Evet, yani evet. Türkiye'de yaşayıp denizci olmamak aslında yazık. Yazık gerçekten de yani. Evet. Her yeri gezip görmek evet. Gerekiyor. Evet. Denize şimdi, açılmak şimdi gerekiyor. Şimdi İstanbul'dayız. Böyle bir şehir yok dünyada. Tabii. Bu kadar güzellikleri olan, imkanı bol olan bir şehir yok. Dolayısıyla burada da herkesin tabii bir şekilde denizle iç içe olmasını arzu ederim. En uzak nereye gittin abi peki? Kendi başına yani buradan İstanbul'dan çıktın kendi başıma. Ege ve hatta daha önceki yelkenli deneyimleriyle Yunan adaları. Yunan adalarına gittin. Evet, evet. Eşimle başına birlikte, bir şey geldi mi? İki kişi mi gittiniz? Eşimle birlikte. Başıma işte Yunan adalarına gittiğimizde olmayacak bir şey başımıza geldi. Belki yani milyonda bir ihtimal.
batık şamandırası kopmuş bir batığın üzerinde geçtik. Dolayısıyla alttaki salmamız batığa çarptı. Teknemizde küçük bir zarar meydana geldi ama bir sıkıntı olmadı. Daha sonrasında Rodos'ta işte altına baktırdık. O zaman tabii kaç yılıydı? Ekipmanlarımız yanımızda yoktu. Sanıyorum 7 yıl falan evveldi. Dalgıç olmama rağmen dalış ekipmanım olmadığı için altına dalıp bakamadık. Ama bir oralardan şey bulduk, dalgıç bulduk, altına baktırdık. Marmaris'e kadar gelmemizde bir sıkıntı olmadığını söylediler. Dolayısıyla oradan da Rodos'tan da Marmaris'e... Rüzgar keyfiyle yavaş yavaş. Evet, rüzgarla, hatta biraz da fazla bir rüzgarla geldik. Peki yelkenli mi daha zevkli, motor yat mı daha zevkli yani? Hangisinden daha çok keyif aldın? Benim artık yaşım gereği motor yattan daha çok keyif alıyorum. Yelkenli daha huzur verici, daha ekonomik. Bunda çünkü yakıt masrafı, diğer masraflar çok daha fazla ama yelkenlide de biraz emek gerektiriyor, hareket gerektiriyor. Ama biraz önce de söylediğim gibi bu yaştan sonra artık biraz daha sakin bir hayat. Evet, biraz daha böyle rahat, konforlu bir şey olsun istiyorum. Peki şimdi buradan adalara gidiyorsun, farklı yerlere gidiyorsun, Ege kıyılarına gittin, geldin. Oralarda gittiğin zaman neler yapıyorsun yani? Az önce söyledin, kıyıya çıkmıyorum dedin. Ben rahat bir adamım. Çok fazla hareket etmeden teknemde yatmak istiyorum. Farklı kıyıları görüp onları seyretmek istiyorum. Olsa olsa belki arkadaki Zodiac'la, Thunderbolt'la kıyıya gidip acil ihtiyaçları alıyorum. Ya da... Dalıyor musun peki? Tabii. Mutlaka dalış ekipmanım yanımda oluyor. O bence bir zorunluluk. Çünkü... Allah göstermesin, altında bir hasar olduğunda, işte geçmişte yaşadığımız gibi, ya da bir pervaneye halat dolandığında, başka şeyler de olabilir tabii. Denizde tek başınasın. Denizde tek başıma olmasam da ailemle beraberim. Dolayısıyla ailemle beraber olmanın da büyük bir sorumluluğu var üzerimde. Bu sorumluluğu da mümkün olan en fazla güvenlik tedbirleriyle... Bu kaptanlık ehliyetini alırken bu güvenlik tedbirlerini de öğretiyorlar ve sınava sokuyorlar. Öyle, fakat o dediğim gibi o denizci olmanın ilk adımı diyebilirsin. Bunların hepsi tabii ki öğretilemiyor. O küçük bir sınav. Ancak bunu yaşayınca o gereksinimleri tecrübeli daha çok görüyorsun. Dolayısıyla yani en kötü olasılığı düşünüp gerekli olan tüm ekipmanı, tüm donanımı yanında bulundurma ihtiyacın oluyor. Bir baba olarak, bir aile reisi olarak yanında çocukların, eşin var. Onların başına... Sadece tekneyi aldık, çıplak tekneyle hadi gidelim de üzerine bir sürü de takım, takvevat, teçhizat alıyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Bunları almadan çıkan zaten bilmiyorum ya, çok cesaretli, yürek yemiş biri olsa gerek, evet. Ya da hiçbir şey bilmeden... Bilmeyen. Evet. Ne gerekiyor mesela? Şimdi buradan örnek veriyorum. Buradan tekneyle açılacağız. Ne olması gerekiyor yanımızda yani? Mümkün olan aklına gelebilecek her şeyi stokla. Hatta bir tane değil, iki tane. Mesela ekstra telsiz diyelim ki. En az burada iki telsiz, teknenin iki telsiz olmasına rağmen ilaveten bir iki telsiz daha tutuyorum. İşte bozulur, işte teknenin sigortası bozulur, kabloları yanar, bir şey olur. Elinde el telsizin bulunsun. Ya da işte her zaman arkadaki Thunderbolt'ta bile mutlaka su bulundururum. Yangın çıktı, tekneden uzaklaşman gerekti. Bu Marmara için demiyorum ama Ege'ye gittiniz, daha uzak yerlere gittiğinizde. İhtimal dahilinde olan şeyler bunlar. Evet, evet. Aslında insanlara çok romantik geliyor. Yani tekneye binelim, açılalım, gezelim, gelelim ama başına gelebilecek bir sürü sıkıntı olabiliyor yani. Peki. Tabii ya, yangın battaniyesinden, duman fişeklerinden, işaret fişeklerine, kendi manyetolu fenerlerine, el radyosuna, işte ilaveten bottaki telsizlere varana kadar her şeyi en az bir tane. Haber vermeye yönelik herhalde genelde bahsettiğin şeyler. Acil durumlarda haber vermeye yönelik. Peki hayatta uyduyla... kalmak için diyelim. Uyduyla bağlantılı mı bu teknik direkt? Tabii ki. Telsizler de uyduya bağlantılı. Telsizler uyduya bağlı değil. Telsizler karasal haberleşme için gerekli. Uydu telefonları var ama biz okyanusa çıkmadığımız için yine de bizim iç
sularımız diye tabir ettiğimiz için böyle uydu telefonuna falan ihtiyaç yok. Çünkü zaten denizde de birçok yerde artık cep telefonları kapsam alanı içerisinde olduğu için onunla birçok ihtiyacınızı görebiliyorsunuz. Ama onun dışında teknenin kendi AIS sistemi olduğu için de tekne görünür oluyor ve çıkarken çıktığınız kuruma, mekana bilgi veriyorsunuz. İşte şu an buradan çıkıyorum, şu noktaya gideceğim, işte yarın döneceğim ya da işte 3 gün sonra döneceğim diye bilgi veriyorsunuz. Dolayısıyla onlar da bir şekilde yine gittiğiniz yerden haberdar oluyor. Peki, abi bu tekneyi ne zaman aldın? Kaç bu tekneyi 2015 yılında aldım. 7 yıldır bende. Evet. Nereden aldın? İzmir Seferihisar'dan. İnsanlar hep farklı illerden, farklı yerlerden alıyorlar herhalde ya da birbirlerinden mi alıyorlar? İzmir'den nasıl buldun yani bu tekneyi İzmir'den? Zaten bu benim hayalim olan bir tekneydi. Daha evvel fuarda gördüğüm, çok beğendiğim. Ancak fiyatta pazarlık aşamasında el sıkışamadığımız bir tekneydi. Daha sonra aradan bir buçuk yıl geçtikten sonra aynı tekne satıldığını çünkü fuarda gördüğün tekne miydi bu? Fuarda gördüğüm tekneydi. Aha. Bir buçuk yıl sonra. Sana yar oldu yani. Evet, internette satıldığını gördüm. Aradaki arkadaşlar vasıtasıyla da nasip oldu, aldık çok şükür. Nereden almıştın? İzmir'den aldım. Seferihisar'dan. İzmir'den kendi mi getirdin o zaman? Evet, evet. Ben ve bir arkadaşımla birlikte getirdim. Ne kadar sürede getirdin? İzmir'den çıktık sabahtan. Çanakkale'de bir mola verdik. Gece orada kaldık, yemeğimizi yedik. Sabahtan çıktık ve ertesi günü öğleden sonra 4-5 gibi buralardaydık. Bayağı hız yapıyor o zaman bu yani. Ne kadar? Tam süreti depolar doluyken 28 mil gibi bir şey yapıyor da işte yaklaşık 50-52 kilometre. 50 kilometreyle. 52 evet o civarlarda bir şey. Dümdüz kuş uçusu geldiğin için de zaten kilometre evet. Daha kısa oluyor. Peki, daha kısa oluyor. Ne kadar yakıyor yani? Kaç beygir bu şimdi? Hani herkesin merak ettiği soru o. Orası biraz sıkıntılı. Şu anda. Yani tam gazda 150 litre, 156 litre civarında yakıyor. Saatte. Ama saatte tabii. Evet. Bir de şey söylüyorlar. Orasını hani düşünmek bile yatlar, yok ucuz mazot oluyor, başka bir şey oluyor. O bir şehir efsanesi. Ben hiç duymadım öyle bir şey. Hiç yanımda... Türk bayrağı takılı sende Türk de. Türk bayrağı tabii gururla. Gururla onu takıyorum her zaman. Normal temiz. Fiyattan alıyorsun yani mazotu. Gayet tabii. Herkesin arabasını aldı. Kaç beygirdi? 1000 beygir. Bunda evet. 2 çarpı IPS 500 var. Dolayısıyla 1000 beygir toplam güç. Volvo. Volvo Penta. Aynen. Evet. Kaç ton? Tekne boşken 14 ton geliyor. Doluyken yaklaşık 17 ton gibi. Bakımı nasıl oluyor? Her sene karaya alıyor musun sen bunu abi? Bir de o da var. Şimdi buna vakit ayırman gerekiyor bir de onun yani. Onun için de derin bir nefes aldım. Evet. O da masraflı bir iş ne yazık ki. Ama ben aynı zamanda dalgıç olduğum için yılda 2 kere altını temizliyorum. Dolayısıyla her sene karaya çekmiyorum. İşte bu yıl 3. yıl bitti. Karaya çekmedim ama seneye mutlaka çekmem gerekiyor. Sadece altının temizliğiyle de bitmiyor. Tutyaların değişmesi gerekmekte. Onun için de bir zorunluluk var. Tutya denizin içerisindeki o tuzlu sudan dolayı tekne korozyona, oradaki metaller korozyona uğramasın diye bir öncelikle kendini feda eden bir metal var. Onlar takılıyor. Dolayısıyla teknenin diğer aksamlarına, pervane şalt grubuna zarar gelmeden o kendini feda ediyor. Ve teknenin altı her zaman temiz kalıyor, yeni kalıyor. Peki şimdi bu teknede nasıl bir teçhizat var yani? Motoru var, dümeni var. Şimdi biz hiç bilmeyenler ne de tekne, motor var, dümen var. Haydi gidiyoruz. Yani burada su tankı var. Atık su tankı var herhalde değil mi? Çok. Başka çok. Su arıtma cihazları yani bu, var. Küçük bir kayıkta evet belki bir bir motor, bir dümen diyebilirsin. Bazıları direksiyon diyor ama. Evet. Hafiften sallanmaya başladık. Tabii boğazdan şimdi geçen gemilerden soluanlar oluyor. Şimdi motor yat olduğu için evindeki tüm lüks burada da var. Yani işte 3-4 tane televizyon, 3 tane buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırını vesaire. Hani evde bulunan her şey burada da var. 24 saat sıcak suyun, 3 ayrı
her kamerada ayrı kliman. Bir yaşam alanı, ev gibi yani. Gayet tabii, evet. Bir. Dolayısıyla bu, haftanın en az iki günü burada yatıyorum akşamları. Bir de bu böyle arkasında bu top gibi olan şeyler ben önemli bir şey zannederdim, evet. De meğersem. Onlar satelit antenler. Ya anten iş. Evet. Hemen üzerinde de burada, bilmiyorum kameradan görünüyor mu, üzerindeki de radar. Ama sağda ve soldaki büyük... Onları biraz daha çekeriz, yakın plan gösteririz şeyde. Bu şimdi bu tekneler fiber. Herkes de fiber tavsiye ediyor. Neden fiber tavsiye ediyorlar? Fiberin bakımı daha kolay ahşaba göre. her yıl ahşapta olduğu gibi vernik vesaire derdin, zımpara derdin olmuyor. Ahşap daha çabuk deliniyor galiba. Güneş ultraviyole ahşabı şey yapıyor, üzerindeki verniğini falan bozuyor. Dolayısıyla hem görüntü olarak çok daha iyi. Anladım. Hem de bakımı daha kolay, yıkıyorsun, temizleniyor. Islak alan, kuru alan, evet, her yeri. Evet, tikler biraz sıkıntılı. Tiklerin bakımı zor. Bunda da tik var herhalde. Bunda da bazı yerlerinde tik var, bazı yerlerinde plexit tik denilen tikin taklidi var. Ama daha uzun ömürlü, ben bizzat kullandım, deneyimledim. Tikten daha rahat. Bakımı daha kolay. Bunun kullanımı nasıl oluyor? Kaç metreydi abi bu? 13.60. Şimdi 13 metre, 14 metrelik bir aracı kullanıyorsun yani. Bunu çevirmek, sağa sola götürmek, yanaştırmak. Evet. Bunun arabaya kendi navigasyonları var mı? Yani elbette. Otomatik park gibi ya da ne bileyim işte sensörleri sağında solunda var mı? Buraya geri yanaşıyorsun bulunduğun yere. Geri yanaşıyoruz. Tabii kameralar var, geri görüş kameraları var. Araba gibi değil tabii, çünkü arabada ayağınız, tekerleğiniz karaya basıyor. Bunda rüzgar faktörü çok önemli, akıntı faktörü önemli. Sadece dümeni tuttuğunuzda olduğunuz yerde durmuyorsunuz. Rüzgar geliyor sizi biraz daha hedefinizden uzaklaştırıyor, ya da akıntı varsa ona göre önceden şey yapmanız lazım, oradaki yeri bilmeniz lazım. Ona göre daha dikkatli davranmanız lazım. Yani arabada her şey çok daha kolay. Bu herhalde bir hem böyle olduğu yerde dönüyor, hem böyle yan yan gidiyor. Evet. Sadece evet, kafası dönüyor. Bir sürü manevra kabiliyeti de var. Evet, evet. Bu yeni daha teknolojik teknelerde artık azipod denilen bir pervane sistemi, tarih sistemi var. Önceden sadece şaft ve pervane vardı. Sonra işte arkadan kuyruklu denilen, işte Z-Drive denilen tarih sistemleri var. Ama şu anda birçok teknede azipod pervane var. O da sadece pervanenin dönmesi değil, pervanenin göbeği de dönüyor. Yani pervane dönerken pervanenin göbeği de döndüğü için tekne isterse yan yan da gidebiliyor. Yan yan dünyayı gez. Yan yan dünyayı gezebilirsin. Gidebilirsin. Evet, tabii. Gidebilirsin. Dolayısıyla bunu kullanmak çok kolay. Artık yani hatta çocuk oyuncağı diyebiliriz. Benim küçük oğlum 7-8 yaşındayken bile bunu kullanabiliyordu. Bunu dümenle değil, joystickle kullanıyorsun. Bravo, aynen, joystickle kullanıyorsun. Elinde bir joystick var. Onu çevirdiğinde 360 derece çevirdiğinde 360 derece dönüyor. Olduğu yerde dönüyor. Evet. Joystick'i sağa getiriyorsun, sağa gidiyor. Sola getiriyorsun, sola gidiyor. O kadar kolay. Anladım. Yani bir ustalık gerektirmiyor. Ancak tabii ki etrafındaki diğer teknelere zarar verme ihtimaline karşı da tabii asla. Ama bir de açık, ustalık gerektirmiyor dedin. Asla açık çocukları denizde kullandırmıyoruz tabii. Tabii. Hani açık alanda sadece merakını gidersin diye tabii verdiğimiz oluyor. Ama tabii, marinaya giriş çıkışlarda zaten tabii, kesinlikle. Evet. Ciddi bir şekilde. İstiyorsan şöyle yapalım abi. Biraz kaptan köşküne bakalım. Kameralara bakalım. Alt kata inelim. Şu anda üst kattayız zaten. Şimdi üst kattayız, evet. Aynen. Sıcak bir ortam. Hatta buradaki yere de bakalım. Genel olarak sen yukarıda mı kullanıyorsun, aşağıda mı? Kışın aşağıdan kullanıyorum. Kapalı alan, çok dışarısı soğuk, esiyor, yağmur oluyor. Kışın da gidiyorsun yani İstanbul içine bir yerlere. Tabii kışın da gidiyorum. Çünkü haftanın iki günü zaten buradayım. burası keyif veriyor. Huzur veriyor. Dolu, uzaklaşıyorsun. Evet. Denizle iç içe. Evet. O denizin kokusu, iyot kokusu beni çok mutlu ediyor. Bakmak yormuyor mu seni? Geldiğimizde bunu tekneyi temizliyordun yani. Evet. Bir işçilik de gerektiriyor. Doğru. Doğru ama zevkle yaptığın gülü için seven dikenine katlanıyor. Öyle diyelim. Aktif dinleniyorsun diyelim. Hayatın stresini, yoğunluğunu bu şekilde atıyorsun diyelim. Evet, öyle diyelim. Hem biraz harekette belki iyi oluyor sağlığımız için. Yoksa sadece yan gelip yatmak
Bu sefer yani, de başka sorunlara sebep olur. Tabii, kesinlikle. Gel abi, geçelim istiyorsan yavaş yavaş o tarafa. Şimdi Ahmet abi, Kaptan Köşkü'ne geldik. Ondan sonra bu Kaptan Köşkü'nden birazcık bahsedelim. Şu anladım, bu korna. Evet, görüntüyüz. Dümenimiz. Evet. Burada herhalde bunlar birisi bir motoru, birisi bir motoru kontrol ediyor. Tamam. Şu bunlar ne? Burada arkadaki flapları kontrol edebiliyoruz. Flaplar hızlandığında flaplar açılıyor. Teknenin suda düzlüğünü ve hızını bunlarla yine kontrol edebiliyoruz. Peki yanındaki joystick? Asıl dümen o. Esas evet, bizim teknemizin can alıcı noktası bu. Bu IPS dediğimiz bir sistem. Borgon'un geliştirdiği bir sistem. Kullanmak çocuk oyuncağı dediğimiz şey bu. Yani küçük oğlum bile şey yapabiliyor. Evet. İleriye ittiğinizde tekne ileri gidiyor. Geri çektiğinizde geri gidiyor. Sağa ve sola. Olduğunuz yerde dönmek istediğinizde sadece çevirmeniz yeterli. Yavaş çevirmek istiyorsan ya az çeviriyorsun. Hızlı döndürmek istiyorsan hızlı. Hızlı bir şekilde dönüyor. Evet. Peki burada telsiz yine burada. Telsizimiz burada. Seyahat sırasında, seyir sırasında 16. kanalda kalma zorunluluğu var. Kendi güvenliğimiz için. Telsizimizin hoparlörü. Teknede her şey çifte kontrol ediliyor. Mesela depolar diyelim. Hem elektronik olarak, dijital olarak kontrol edilebiliyor. Hem de analog olarak da depoları görebiliyoruz. Burada bu basınç barların da çifter çifter. Onlar da mı yine aynı şekilde? Onlar yok. Her bir motora bir tane olacak şekilde yapılmış ama diğer depolar işte yakıt deposu, kirli su tankı, gri su tankı. Evet. Peki bu Garmin radarımız herhalde. GPS. İçerisinde radar da var tabii ama şu anda GPS'i görüyoruz. Aynı zamanda kameraları kontrol edebiliyoruz. Dünyanın neresinde olduğumuzu gösteriyor ve diğer tekneleri gösteriyor. Ayrıca evet, ay sistemi de bunun içerisinde var. Motorların devir saatleri, yağ basınç göstergeleri, akülerin voltaj göstergeleri, hararet göstergeleri, düz ve yalpa göstergesi, içerinin sıcaklığını gösterir göstergelerimiz. Volvo'nun kendi dijital göstergeleri, ne kadar yakıt yaktığımız, ne kadar saatte harcadığımız. Bundan bow thruster'ımızın kumandası sağ teknenin başını sağ ya da sola götürebilmek için ırgat sayacımız, zincir sayacımız. Irgatımızı denize attığımızda ne kadar metre zincir saldığımızı ve toplarken de ne kadar topladığımızı görmek için. Burada öndeki fenerimizin kontrolü, açıp kapatma, sağ sola çevirme, bu da bir joystick. Yukarıdan ve aşağıdan kontrol edebilmek için. Bunların hepsi standartta geliyor değil mi? Bunların hepsi bu teknede aldığında standart. Rebastomuz var. Rebastomuz klima. Hem sıcak hem soğuk klimamız var. Her kamerada 3 kameramız var. 3 kamerada da ayrıca kontrollerimiz var. Sıcak ve soğuk olmak için. Fusion müzik sistemimiz var. Yine teknenin her köşesinde ayrı kumandalarımız var. Kamera demişken istersen kameralara doğru geçelim. Tamam. Oradan da makine dairesine gidelim ve oradan bitirelim. Bak ne kadar yüksek. Atik de olmak gerekiyor Ahmet abi. Senin karavana neden geçtiğin şimdi daha iyi anlaşılıyor. Burası büyük kamera. Evet, burası benim kendi kullandığım kameram. Burada da ihtiyaç olan metrekare olarak da bayağı metrekaresi var ya. Evet, burada bir oda var. Orada bir oda var, burada da bir oda var. Oda demeyelim. Kamera diyeceğiz. Artık denizdeyiz, kamera diyeceğiz. Aynen. Bunlar lombuz muydu? Lumbozlarımız. Lumboz. Peki, hekilerimiz. Lumboz, heki, evet. Evet. Burada da müzik sistemimiz. USB prizlerimiz, enerji prizlerimiz. Hepsi düşünülmüş. Gardıroplarımız var. Her tarafımız da çekmeceler. Hatta bunun altı 1 metre daha. Şu anda bulunduğumuz yerin altı 1 metre daha depo.
farşları kapattırdığımızda, yani kapakları kaldırdığımızda altında bir metre daha depolama alanımız var. Kapak da mı demiyoruz? Denizciliğin kendi dili var. Neydi, farş mıydı? Altında işte yazın kullandığımız yiyecek, içecekleri falan şey yapıyoruz, depoluyoruz. Bol miktarda su depoluyoruz. Burası daha da serin. Burada banyo var herhalde. Serin. Evet, burada banyo. İşte kilitli dolaplarımızda, kasamız vesaire. Evet, gardıroplar açmaya gerek yok zaten, biliyorsunuz. Aynen, kesinlikle. Teknede en önemli şey depolama alanı. Bu teknenin zaten en beğendiğim özelliklerinden biri, her noktası kullanılabiliyor. Her detay düşünülmüş. Almanlar, Alman mühendisleri bunları düşünmüş. Ne markaydı? Bavaria. Yapmış. Gene Almanlar Bavaria yapmış. Evet, bir kez. Zaten beğenerek aldım. İki banyomuz, iki tane duşumuz var teknemizde. Evet. Üç tane kameramız var. Peki. Altı tane yatağımız var. Tekneyi seçerken bu kamera sistemine mi dikkat ettin? Evet. İlk alırken, evet. Yoksa çünkü teknenin gidişi... Üç tane çocuğum olduğu için minimum üç kamera olmak zorunda diye düşündüm. Bu boyda da üç kameralı... bu vardı. Evet, seçenekler çok azdı. Şimdi mutfağa geldik. Mutfak aynı zamanda burada çamaşır makinesi var, bulaşık makinesi var, ocağımız var, tezgahımız var, mikrodalga da var. Mikrodalgamız da var. Üç tane buzdolabımız var. Çünkü bakıyorum burada bir buzdolabı var da. Burada buzdolabımız var. Tamam. Burada bir tane küçük var herhalde. Bu burada, derin dondurucu. Burada bir tane buzdolabımız var. Bir de üst katta bir buzdolabımız var. Bu ne peki? Bu bulaşık makinesi. Evet. Küçük tip. Evet. Mikrodalgamız. Mikrodalga fırını var. Ocak, set üstü ocak da var. Evet. Ocağımız var. Gayet güzel. Makine dairesi nerede abi? Makine dairesi burada. Televizyonlarımız iniyor, kalkıyor. Bugün Ahmet abiyle beraberdik. Ahmet abiden çok güzel bilgiler edindik. Ahmet abi, teşekkür ediyorum bizi ağırladığın için. İnşallah yine bu sefer denize çıkmak üzere. Tamam, bir dahaki sefer açıklarda görüşeceğiz. Ya da karavana. Ya da karavana. Evet. Aynen. Peki. Karavana, tamam. Karavan için. Tamam. Bir de karavana deyince boşuna. Ha, bir evet, karavanla gezmeye. Evet. Abi. Tamam öyleyse. İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşürüz abi. Kendine iyi bak.